hoş geldiniz. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün sağlıklı pişirme yöntemleri serisinden bir tane daha video çekiyorum. Pilav yapacağız. 100 gram pilavı pişireceğim ve 100 gram pirincin pişmiş ağırlığı ne kadar onu göreceğiz. Hemen burada bir parantez açayım. Ağırlıklar her zaman çiğ olarak tartılır. Yani protein, karbonhidrat falan her zaman çiğ olarak tartmanız gerekiyor. Ben şimdi 100 gram pirinç yapacağım. Size nasıl pişirdiğimi göstereceğim sağlıklı bir şekilde. Ve dediğim gibi 100 gram pirinç piştiği zaman nasıl oluyor? Ağırlığı ne kadar oluyor onu göreceğiz. Şimdi nereden başlayalım? Ben böyle birkaç tane malzeme ayarladım buraya. Tartımı ayarladım. İşte pirinci burada yıkayacağız. Burada pişireceğiz. Burada pirinç var. Supplement kutusunda pirinç var. Buradan ölçü alacağız falan. Derken o şekilde. Tripodumuza takalım telefonumuzu. Şimdi evet dostlar. Ayarlayalım. Her şeyi görün. Buradan önce bir pirincimizi ayarlayalım mı? Bardağımızı koyup tartımızı açarsak bardağın ağırlığı çıkmaz. Şimdi 100 gram pirinç tartacağız. Yarısı yere, yarısı bardağa. Hiç sıkıntı yok. Ne kadar oldu? Tam olsun. 105 oldu ama tam olsun. Şöyle koyarsam 99 gram. Ulan terazi misin sen be? Nasıl ayarlıyorum ama? 100 gram. Tam gördüğünüz gibi 100 gram bar 100 gram pirincimizi koyduk. Hemen buradan şunu göstereyim. Biz su bardağı. Bakın bu klasik bildiğiniz bir su bardağı. Herkesin evinde olabilen bir su bardağı. Bu kadarı şöyle de çekersem bu kadarı 100 gram dostlarım. Hani siz de pirinç falan pişirirken buradan öğrenebilirsiniz. Hani ne kadar ayarlayacağınızı falan burada öğrenebilirsiniz. Şimdi ben bu 100 gram pirinci ne yapacağım? Nasıl pişiriyorum? Bir kaba koyacağım. Şöyle bir kabım var. Şimdi video çekeceğim de öylesine her şeyi ayarladım. Normalde pişirdiğim tava bu değil. Bunu da pişirmiyorum. Bu tavada yıkamıyorum. Yani her şeyin farklı normalde. Neden bunlarla yapıyorsun dersen o eski tavalarında zaten şu an hazır pilavım var. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bu pirinci birazcık yıkayayım. Hatta onu da burada yapayım ya. Bekleyin. Hemen su alayım. Hiç videoyu falan kesmeyeceğim. Hemen su alayım. Geleyim. Birazcık. Ama burada yıkayamam ki. Onu süzmem lazım falan filan. Ya şu an ne yapacağım biliyor musunuz? Sadece buna bir su değdireceğim. Birkaç kere işte su döküp elimle böyle böyle yapacağım. Bunu biraz temizleyeceğim. Sonra bir daha dökeceğim. Suyu süzeceğim. Bir daha elimle böyle böyle yapacağım. Yeni suyla. Yani yıkayacağım bunu birazcık. Sonra bunu yıkıyorum ve geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar pirincimi yıkadım geldim. Gördüğünüz gibi pirinç burada. Birazcık işte nemlendi falan ama bu çok önemli yani. Yıkayın her zaman. Birazcık su kalmış bu suyu pencereden aşağı yapayım. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bu yıkadığım pirinci. Tamam neyse bir şey olmaz. Şimdi bu yıkadığım pirinci pişireceğim tencerenin içine koyuyorum. Bu arada burada hemen yine bir parantez açayım. Dostlarım yediğiniz yemeğin değerini gerçekten iyi bilmeniz gerekiyor. Yani bir tane pirincin değerini bile gerçekten bilin. Hani onun değerini bilmeniz için illa pirinçsiz mi kalmanız lazım anlamadım ki. Gerçekten değerini bilin yani. Gördüğünüz gibi tenceremin içine koydum. Şimdi bakın burası önemli noktalardan bir tanesi. Ben bir bardak pirinç yaptıysam eğer 2 bardak içine su koyuyorum tavanın. Tencerenin pardon. Yani şu anda 1 bardaktan birazcık azdı. Aynı ölçüde 2 tane su koyacağım. Su nasıl bir su? Suyu birazcık ılık koyuyorum ben. Birazcık çaydanlığa su koydum. Gördüğünüz gibi çaydanlığa su koydum. Ve bunu birazcık suyu sıcaklaştırdım. İşte ben onu yıkayana kadar işte tavayı buraları ayarlayana kadar falan birazcık su sıcaklansın istedim. Bakın. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ne kadar koyuyorum bakın. Gördüğünüz gibi bardak. Tam pirinçin. Bak pirinç tam ne kadardı?
Tam şu alttaki çizgiye kadardı, bu kadardı. Ve bundan iki tane hop o tencerenin içine dökeceğim. Yani 1'e 2 olmuş oluyor. Bunun ismi 1'e 2. Yani 1 bardak pirince 2 bardak su demek. Evet. Bakın çekeyim şöyle yine. Gördüğünüz gibi tencerenin içinde pirinç duruyor. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Kapağını kapatıyorum. Hatta sizi de götüreyim oraya. Bakın. Kapağını kapatıyorum. Şu ortadaki gözlerden bir tanesine koyacağım. Şu büyük bir normaller var. O normali yakayım şimdi buradan. Ama aynı zamanda tripodunu tutacağım bilmiyorum. Çünkü iki düğme aynı anda basmam gerekiyor. Neyse. O zaman siz beni görün. Şöyle koyayım ben. Ne kadar amatörüm. Buraları daha video yüklerken buraları kesmeyeceğim bile yani. Ama bence çok da önemli değil bunlar. Ya önemli olan size aktardığım bilgi. Şimdi tavuğun altını normal yaktım. Tenceremin altını. Bu su kaynamaya başladığı zaman çekeceğim zaten. Kaynamaya başladığı zaman altını yarım yapacağım. Ve bunu pişirmeye... Oğlum kapağı nerede lan? Gördüğünüz gibi su zaten birazcık ılık. Hemen böyle fokurdamaya başlayacak. Fokurdamaya böyle başladıktan sonra altını yarım alacağım ve içindeki su bitene kadar o biraz pişecek. En son halini göstereceğim. Pirinci bu şekilde pişiriyorum. Neyse en son haline gelelim. Aynı zamanda bu videoda şunu da göreceğiz dediğim gibi. 100 gram pirinç piştiği zaman kaç gram olur? Yani böyle mesela bir tencere pilav yaparsınız. Hiç böyle pişirirken gram gram uğraşmazsınız. Bir tencere pilav yaparsınız. Hani pişmiş haliyle tartmak daha kolay olabilir. Hani her seferinde o tartıya göre pişirmek değil de pişirdikten sonra tartıp ölçülü bir şekilde yemek bence çok daha kolay olur. Ama şunu söyleyeyim. Ben şu anda esmer pirinç yapıyorum. Definasyondayım biliyorsunuz. Ben esmer pirinç yapıyorum. Diğer pirinçlere göre yani beyaz pirinçlere göre işte baldo, yasmin, basmati pirince göre, siyah pirince göre falan mesela bu ölçüler değişiklik gösterebilir. Böyle hatta 30-40 grama kadar değişiklik gösterebilir diye tahmin ediyorum. Beyaz pirinç de daha çok su çekebilir diye düşünüyorum. Ama işte su ölçüsünü aynı yapsak yine de fazla çekebilir diye düşünüyorum. Oynayabilir diye düşünüyorum. Eğer talep ederseniz bu videonun altına yazın. Diğer pirinçleri de çekmemi ister misiniz? Nasıl pirinç, ne kadar su çektiğini falan çekmemi ister misiniz? Yazın. Ona göre çekerim. Neyse o pişsin. Sonra ben videoyu size göstermem gereken bir şey olduğu zaman videoyu tekrardan başlatacağım. Size göstereceğim. Arkadaşlar su kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi zaten ılıktı. Bayağı da kaynamıştır. Hemen bunu altını bir yarım edeyim. Altını hop gördüğünüz gibi yarım ediyorum ve bu tavayı dostlarım tamamen kapatmıyorum ağzını. Neden? Bazı tavalara dikkat edin. Zaten burasında delik oluyor. Benim o pilav yaptığım tavada da öyle. Ama bunda öyle değil. Biraz eski geldi. Bir tık şöyle boşluk bırakırsanız güzel olacaktır. Şimdiki buhar çıksın yani. Ne bileyim ben öyle seviyorum. Eğer çıkmaması için uğraşırsanız o zaten çıkacak yer bulur. Ama çıkmaması için yaparsanız pilav biraz daha yumuşak oluyor böyle. Çünkü daha fazla su çekiyor içine. Yumuşak oluyor ama ben birazcık yani çok az şu şekilde hava alması için yer bırakacağım. Olabildiğince az. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu pirinç ne kadar pişecek? İçindeki su tamamen bitene kadar. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Ara ara kontrol edin. Çünkü su bittikten sonra kaynamaya devam ederse pilavınız... Gerçi artık tencerelerde yapışmıyor ama bunun gibi tencerede yaparsanız yapışır. Ama ileri seviye tencerede yapışmaz. Yani pişmesin. Su bittikten sonra pişmesin pilav. Gerek yok. Bu pilav pişe dursun. O pilav pişe dursun. Piştikten sonra zaten ben tartacağız. Pişmiş pilavın ağırlığını öğreneceğiz falan. Videoyu tekrardan başlatacağım. Tam pirincim pişti artık. Altını kapattım. Burası biraz sıcak olabilir. Hemen şöyle. Aa, sıcak değilmiş yoktu. Burada nasıl görünüyor? Dur çatalla bir şey yapayım. Şöyle bir dokunayım. Anlayın. Gördüğünüz gibi pişmiş yani artık. Hatta ne demiştim? Bunun gibi tencerelerde yaparsanız dibine bile yapışma olasılığı var demiştim. Şimdi bunu ne dedim? Onun ne kadar ağırlık olduğunu 100 gram olarak pişirdik. Onun ne kadar ağırlığa düştüğünü
Bir tartıya koyayım, o biraz sıcak olduğu için. Kamerayı kapatayım, tartıya koyayım, ondan sonra başlatayım. Dediğim gibi o biraz sıcak olduğu için iki elimi de kullanayım, bir daha aynı zamanda onu tutmayayım. Tartıya koyayım, videoyu tekrardan başlatıyorum. O pirinci artık tartma kıvamına getirdim. İki elimi düzeldim, güzelleştirdim. Şimdi kameramızı tripodumuza koyalım. Gördüğünüz gibi ben bir öğün hazırlıyorum kendime zaten şu anda. Ama sakın şöyle düşünmeyin. Şimdi ben tartıyı başlattığım zaman direkt sıfırdan başlayacak. Çünkü bunun üzerinde zaten bir ağırlık olduğu zaman direkt sıfırdan başlıyor zaten. Bunu başlatalım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sıfır yazıyor. Şimdi pişirdiğimiz pirinci bunun üzerine tam olarak dökelim. Esmer pirincimizi 100 gramdı. Pişirirken 100 gramdı. Videonun başında demiştim. Bu şekilde tavada yapıyorsanız çok dikkat edin. Birazcık yapışma ihtimali var demiştim. Birazcık yapışmış bu da. Ama şu anda ölçüyle ilgili bir şey yaptığım için bir tane bile pilav kalmaması önemli benim için. Şu 2 dakika kalsın. Şöyle yapalım. Tam 100 gramdı. Şimdi kaç oldu? 205 gram. 205 gram oldu. Yani neredeyse çarpı 2 oldu dostlarım. Bu ne demek oluyor? Yani 100 gram pirinç yaptığınız zaman gördüğünüz gibi ağırlığı 205 gram oluyor. Yani bunu aslında size neden çekiyorum? Bir tencere pilav yaptığınız zaman kendinize, şimdi pilavı pişirirken 100 gram pişireyim ayırayım diye yapanlar var. Veya 200 gram pişireyim göz kararı yarıya bölüp öğün öğün yaparım. 3 tane 300 gram pişireyim göz kararı 3'e bölürüm yapanlar var. Bundan sonra hiç pişirirken uğraşmanıza gerek yok. Bir parantez açmak istiyorum. Ben esmer pirinçle yaptım. Diğer pirinçlerin olayları birazcık daha değişik olabilir. Çünkü dediğim gibi onlar beyaz pirinç olduğu için işlerine daha fazla su çekebilirler. Başka söyleyeceğim bir şey yok size. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşürüz. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Peace. Arkadaşlar aklıma şey geldi. O kadar video çektim. Zaten siz de anladınız. Öğünlerimi hazırlıyorum. Yani acaba öğünde ne yiyor bu çocuk diye belki düşünmüş olabilirsiniz. Zaten öğünümü hazırladım. Videonun sonuna ekleyeyim. Belki görüp hani siz de bu idman öncesi bu arada. İdmana gideceğim. Yaklaşık 2 saat, 2,5 saat sonra idmana gideceğim. İdman öncesi öğünümü hazırlıyorum. Bardağın şimdi soda koyacağım. İçecek olarak ne içiyorum? Sade soda. Beypazarı marka olmasına dikkat edebilirsiniz. Sodamı koyayım. Ve bunun içine taze limon sıkacağım. Taze limon ne demek diye soran kişiler var. Arkadaşlar taze limon demek bildiğiniz pazardan aldığınız limon demek. Bunu bir yıkayayım şöyle bir. Çünkü hani üzerinde toz falan olmuş olabilir. Taze limonu yıkadım. Şöyle bir masada elimle yaptım ki suyu iyice çıksın. Bunu ortadan ikiye. Acaba görebiliyor musunuz? Şöyle yapayım. Aynen orayı görün. Şöyle yaptım yıkadıktan sonra. Bunu bir ortadan ikiye keseyim. Ve bunun ikisini de içine boşaltacağım. Eğer limonunuz büyük bir limonsa ikisini de boşaltmanıza gerek yok. Benim limonum böyle orta boy bir limon. Belki küçüğe kaçan bir limon. O yüzden hepsini sıkıyorum. Ziyan etmiyoruz hiçbir zaman. Yani ne kadar bollukta yaşasak da bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Eğer değerini bilmemiz için illa kayıp etmemiz gerekiyor. Bunun asla cimrilikle tutumlu olmakla hiçbir alakası yoktur dostlarım. Zaten benim tutumlu olmadığımı herkes bilir. Her gün tartışıyorum ailemle onun için. Neyse.
Gördüğünüz gibi limonun da hepsini sıktım. Yine burada bir ulan. Yine burada bir parantez açacağım. Limon sıktığınız zaman elinizde kalan limonları yıkamak yerine böyle böyle yaparsanız hem cildinize güzel gelir, hem eliniz hem mikroplardan arınmış olur, hem güzel kokar, hem bakım yapmış olursunuz. Her şey yani. Çöpe attım. Şimdi burada ne eksik? Temsili proteinimizi ekledik. Temsili karbonhidratımızı ekledik. Güzel bir içecek yaptık. Bol vitaminli, bol mineralli. Bu işe birazcık lif ve bir tık yağ eksik. Şimdi lif olarak ne kullanıyorum? Hemen onu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi bir buharlı pişiricim var. Temsili lif olarak tabii ki de brokoli. Şöyle bir tane brokoli alayım. Bir tane de karnabahar alayım. Harika. Gördüğünüz gibi. Ne eksik burada? Birazcık temsili yağ eksik. Hemen oraya bir 10 gram badem. 10 gram bile değil. 5 gram badem. Çünkü bugün karbonhidratı yüksek alacağım için bademi az almam gerekiyor. Bu arada bir badem yaklaşık 1 gramdır. 5 gram badem koyarsanız 5 gram badem öğünüze eklemiş olursunuz. Evet dostlarım, öğünüm bu şekilde. Gördüğünüz gibi temsili karbonhidratım, proteinim, yağım, lifim, vitaminim, mineralim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu benim antrenman öncesi öğünüm. 2 saat sonra bunu yiyeceğim. Şu anda bunu ayrı bir video olarak bile atabilirim aslında. Antrenman öncesi klasik bir öğünüm diye. Bu videoyu aynen ayrı bir video olarak da atayım. Aynı zamanda pilav nasıl pişirilir, hindi nasıl pişirilir videomun sonuna da ekleyeceğim. Çünkü bu videoyu video çekerken yaptım bu videoyu da. Hani çocuklar merak etmiş olabilirsiniz. Ne yiyor acaba diye merak etmiş olabilirsiniz. Bu benim antrenman öncesi öğünüm. 100 gram esmer pirinç, 150 gram hindi, 5 gram badem, biraz lif var, bir dal brokoli, bir dal karnabahar, sade limon, sade soda ve içine limon sıktım. Burada başka söyleyeceğim bir şey yok. Buna yaklaşık 2 gram falan da tuz atacağım. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Antrenmandan 2 saat önceki öğünüm. Neden esmer pirinç kullanıyorsun derseniz, şu anda definasyondayım, o yüzden esmer pirinç kullanıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Like atabilirsiniz, bu kadar emek veriyorum. Yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Instagram hesabım Vanne Yıldırım açıklama kısmında yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Peace out.